delegeler, değerli kardeşlerim, şimdi de kürsüye Pakistan İslam Cumhuriyeti eski başbakanı Sayın Yusuf Rıza Gilani beyefendiye davet ediyorum. Sayın Gilani, buyurunuz efendim. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency Mr. Recep Tayyip Erdogan, Prime Minister of the Republic of Turkey, distinguished presidents, prime ministers, honorable leaders, excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. It gives me a great pleasure to be in Ankara once again to attend this fourth Congress of the Justice and Development Party on the kind invitation of my brother, Prime Minister Erdogan. As a politician and a Democrat, I am overwhelmed by the pulse of this arena, the energy and the enthusiasm of thousands of people present here today. Ekselansları, Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Devlet Başkanları, Başbakanlar, yabancı misyon temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler. Bir kez daha burada Ankara'da olmak beni çok memnun ediyor. Bu muhteşem AK Parti Kongresi'ne katılmak gerçekten de onur verici. Gerçekten de Sayın Başbakanı, kardeşim Başbakanı, bu daveti için çok teşekkür ediyorum, bu nazik davetine. Kendisinin aslında bu stada bakınca ne kadar önemli bir siyasetçi, ne kadar demokrat bir kişi olduğunu anlıyoruz. Yalnızca bu arenanın doldurduğu kişinin sayısı ile değil, aynı zamanda buradaki kişilerin bu coşkusuyla da bunu anlamak mümkün. I wish to congratulate each one of you for making this event a great success. Öncelikle umuyorum bu organizasyonla herkesin yolu daha açık, herkes daha başarılı bir geleceğe koşacaktır. Mr. Prime Minister, this Congress represents your party's culture of pluralism and consensus. It reflects your party's enduring appeal for the Turkish people. Sayın Başbakan, aslında bu kongre sizin çoğulculuğa ve mutabakata verdiğiniz önemi temsil ediyor. Aynı zamanda da toplumunuzun sizin yanınızda her zaman daha olmaya devam edeceğinizin bir temsilcisi. It is indeed no surprise this Congress has decided to repose its unanimous confidence in your dynamic leadership. Dolayısıyla bir kez daha bu kongrede sizin bu dinamik liderliğinize oy birliğiyle karar verilmiş olması bir sürpriz değil. The Turkey of tomorrow has chosen to entrust its destiny to the same pair of hands that have so successfully charted its path to growth and prosperity since 2002. Bir kez daha Türkiye burada kaderini yine aynı ellere emanet ediyor. Bu eller de 2002 yılından itibaren bu halka, bu ülkeye büyüme ve refah getirdi. I congratulate your excellency on this great accomplishment. Bu başarıdan dolayı izninizle sizleri tebrik ediyorum. Excellencies, ladies and gentlemen, today the progressive rule of the AK Party serves as a source of inspiration to many in the region. Excellencies, hanımefendiler, beyefendiler, AK Parti'nin bugünkü rolü, bu başarılı rolü,
aslında bölgedeki birçok ülke için bir ilham kaynağıdır. The people-centric, development-oriented policies pursued by your government has brought a qualitative change in the lives of common man. Burada insan odaklı hareket edilmesi, sürekli olarak çoğulculuğa ve gelişmeye vurgu yapılması bu başarının en büyük unsurlarından. Today I see in the twinkling eyes of every man and woman, young and old, present in this hall, a fulfillment of the very ideals that all democratic movements have stood for. Ideals for free conscience and willful choice. Bugün burada herkesin gözlerinde genci yaşlısı, kadını erkeği şunu görüyorum. Aslında idealler teker teker gerçekleşiyor ve bu tüm demokratların savunduğu, arkasında durduğu idealler. Bu idealler çoğulculuk ve istenilen şeylere, hedeflere kitlenmek. Ladies and gentlemen, the journey of democracy in Pakistan has also been a persistent endeavor towards these ideals. On the way, we have fought many battles and rendered many sacrifices. Hanımefendiler, beyefendiler, Pakistan'daki demokrasinin geçmişine bakacak olursak biz de bu idealler için mücadele etmiştik. Ve bu mücadele yolunda çok fazla engelle karşılaştık ve çok da ödün verdik. Yet today, as the longest serving democratically elected prime minister in Pakistan's history, I stand before you as a triumph of these democratic convictions for which Shahid Zulfikar Ali Bhutto and Shahid Motama Benazir Bhutto laid down their lives. Ancak bugün karşınızda bu engelleri aşmış bir devlet başkanı olarak karşınızdayım. Ve ben Pakistan'ın geçmişinde en uzun süreli demokratik yollarla seçilen devlet başkanı olma sıfatına da nail oldum. Dolayısıyla böyle bir demokrasiden bahsediyorum. Yani bu demokrasi geçmişlerimizin, atalarımızın ve Benazir Bhutto'nun aslında ideallerini taşıyan ve onları yücelten bir demokrasi. Mr. Prime Minister, the relationship between Pakistan and Turkey is very rightly described as special. For the relationship is alive in the hearts of two peoples. It is this natural affinity which impelled our mothers and sisters to donate all their precious belongings to the cause of Turkish War of Independence. My great-grandfather, Sayyid Zainul Abidin Gilani, with many others, went to prison in support of this cause. Sayın Başbakan, Pakistan ve Türkiye arasındaki her zaman çok özel dostluktan, kardeşlikten bahsederiz. Bu o kadar özel ve nadide ki gerçekten birbirimize kardeş diyoruz. Aslında bu kardeşlik şuradan geliyor. Hiçbir şekilde kendilerinin varına yoğuna bakmadan Kurtuluş Savaşı'nda büyük dedelerimiz, atalarımız, benim de büyük büyük babam varlarını yokluklarını buradakilere, buradaki insanlara vermişler. Ve hatta bu dava uğruna onlar da hapishanelere gitmişler. It is the same bond that drives Madam Emine Erdogan to donate her jewelry for the flood victims of Pakistan. Yine aynı ideallerle benzer bir savaş için Sayın Erdoğan'ın da, hanımefendinin de yine verdiği çok önemli bir hibeyi biliyoruz. Mr. Prime Minister, the establishment of High Level Cooperation Council, HLCC, was indeed a milestone in the history of Pakistan-Turkey relations. I feel honored to have worked closely with Your Excellency in transforming this special relationship into an enhanced 21st century partnership in the political, security, economic and cultural domains. Sayın Başbakan, gerçekten de bu geçmişten gelen derin ilişkilerimizi 21. yüzyıla yakışır
daha anlamlı siyasi güvenlik, siyaset alanında, güvenlik alanında, ekonomi ve kültürel alanlarda o bir ortaklığa taşımaktan, bunu birlikte yapmaktan dolayı çok büyük onur duyuyorum. I'm confident that our succeeding generations will carry forward this sacred trust with equal zeal and enthusiasm. Eminim ki bizden sonraki nesiller de burada birlikte yarattığımız şeylere sahip çıkacak ve bunları daha da ileriye götürecekler. Excellency, it is therefore but natural that we rejoice with you today on this grand fest of democracy, for your accomplishments are ours. I take this opportunity to extend on behalf of President Zardari, on behalf of my party and on behalf of the government and the people of Pakistan, our sincerest best wishes to you and your team in fulfillment of your future vision. Ekselansları Sayın Başbakan, umuyorum bugün burada bir kez daha demokrasi adına bir adım atmış oluruz ve bu yaptığınız başarıların ileride de büyüyerek çoğaldığı günleri birlikte görürüz. Ben burada Cumhurbaşkanı Sayın Zardari'nin, partimin ve Pakistan halkının sizlere en içten sevgi ve selamlarını getirdim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Yaşasın Pakistan Türkiye dostlu. Pakistan Türkiye çok seviyor. Sayın Yusuf Rıza Gilani Beyefendi'ye çok teşekkür ederiz konuşmaları nedeniyle. Bir sonraki misafirimizi davet etmeden önce bir işlem gerçekleştirmek zorundayım iş tüzüğümüz gereği. Değerli delegeler, adaylıklarla ilgili itiraz ve çekilmeler için tanınan süre dolmuştur. Divanımıza süresi içerisinde bir düzeltme başvurusu yapılmıştır. Merkez Karar Yönetim Kurulu asil üye adaylarımızdan Sema